Arkadaşlar, herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Bugün e, yeni bir video atma zamanı geldi. Instagram'dan bana ve Discord'dan bana iletilen soruları veya sorunları halletmem için bir video çekmem gerekiyordu. Bu videoda en çok merak edilen Union Party nasıl yapılır? P bot manager'da toplu ayar komutları. Yani şu şekilde bir partiye aynı anda koordinat verme, aynı anda durdurma, aynı anda ışılandırma, aynı anda revers seçtirme gibi her şeyi tek hamlede yapmanızı sağlayacak ayları göstereceğim. Ekstra olarak ise P bota IP adresi yani proxy'ler nasıl girileceğini göstereceğim size. Şimdi ilk önce IP adresleri göstereyim en kolay şekilde. Şimdi çara tıklıyorsunuz, tık çaratık oyuna girdiniz, proxy kısmına geliyorsunuz, şu name kısmına herhangi bir isim belirleyin. Yani bu gireceğiniz isim sizin bu yazacağınız Proxy'yi aklınızda tutmanız için varsayıyorum ilk girdiğiniz proxy'dir bu. Karıştırmak istemiyorsunuz. Buraya 1 yazarsınız. Ben genelde proxy 1 yazarım şu şekilde. En azından ben proxy 1'in hangisi olduğunu bileyim diye. IP bura e, hostname IP kısmı yani IP kısmı buraya direkt gördüğünüz üzere IP adresi yazıyorsunuz. Dikkat edin sonunda ve başında boşluk olmasın. Genelde kopyala yapıştır yaparken böyle bir sorunla karşılaşılıyor. Bağlanmıyor. Yani elle yazın o proxy kısmını, IP kısmını. Port kısmınız genelde belirlidir, bazı web sitelerde satılan proxylerde belirli değildir buna dikkat edin ama port neyse onu yazın. Kullanıcı adı, sizin proksiye bağlanmanız için verilen kullanıcı adı buraya yazacaksınız, şifreyi de buraya yazacaksınız. Şifreden emin olmak istiyorsun, acaba ben şifre doğru mu yazdım diye emin olmak istiyorsun, size tavsiyem bir not defteri açın şuraya. Önce bir not defterine yazın şifreyi, sonra daha sonra o not defterinden şifrenizi kopyalayın, direkt buraya yapıştırın. En azından şifreyi, ne yazdığınızı bilmiş olursunuz. Çünkü şifre yazarken şifrenizi ne yazdığınızı görmeyeceksiniz. Bu şekilde nokta nokta görünüyor. Sürüm kısmı da şeydir, yani SOC 4 oluyor genelde ve SOC 5, yani SOC GET oluyor. Genelde 4'tür, benim kullandığım 5 oluyor. Bu fark etmez, bunu doğru girmeniz gerekiyor. Burada at save var. Yani ekle ve kaydet demek var. Burada tıkladığınız zaman direkt buraya geliyor. Oradan seçiyorsunuz. Şu an girdiğiniz zaman bende bir sürü proxy var. Şu şekilde gördüğünüz üzere. Ben örnek veriyorum. Şunu kullanmak istiyorum. Yani birisi ekleyini. Az önce yaptığım gibi. Bunu bu kaydetmedim bilerek. Tıklıyorum buraya. One shot'ta ben bu proxy girmesini istiyorum. Ben buna set dediğim zaman One shot bu proxy'yi kullanacak. Dikkat edin set al demeyin. Yoksa tüm çalarınıza bu proxy işler. Tüm düzeniniz bozulur. Aman diyeyim. Bu şekilde. Eğer ki menajer kullanmıyorsanız. Hbota. Hbota yani şurada. Aynı şekilde IP. Şuraya yazıyorsunuz. Portu buraya yazıyorsunuz. Kullanıcı şifresini, kullanıcı adını buraya yazıyorsunuz. Şifreyi buraya yazıyorsunuz. Hangisi olur artık? Solçuk 4 mü? Solçuk 5 mi? Onu da belirleyin. Zaten burada kaydı tuşu gördüğünüz gibi. Paybot sizin yaptığınız gibi bunu kaydediyor zaten. Ama Paybot insan zaten menajer kullanır diye düşünüyorum. Sadece Paybot kullanmaz. Menajer şarj zaten ücretsiz. Bu şekilde halledebilir. Halledebilir bir şey. Şimdi önce gibi çaramıza girelim müsaadenizle. Toplu ayar kısmını konuşuyorum ben. Ee, diyelim bu çar Uçarı bir slota götürelim. götürmeyelim. Şöyle yapalım. Varsıyorum şu anki koordinatı gördünüz değil mi? Şu an doğanlıkta durduğum koordinat. Bunu varsıyorum. Kasma yeri olsun burası. kasma slotuna geldiniz. Slotunuzu beğendiniz diyelim. Şurada X ve Y koordinatı var gördüğünüz üzere. Çara geliyorsunuz. Kasma alana geliyorsunuz. Şimdi toplu koordinata girmeden önce her bir p bot için hani parti çağrınız için her bir bot için de en az bundan bir tane olması lazım. Yani burası tertem ise sizin öncelikle bir kere manuel olarak bir alan oluşmanız lazım. Eğer toplu koordinat girdiğiniz zaman bazı şeylerde hiçbir önceden ayarlanmış bir kasılma alanı yoksa ona işlemez ona dikkat edin. Önce bir hepsini manuel olarak bir tane oluşturun. Oluşturduktan sonra diyelim bu koordinatı ayarlayacağız. Öncelikle Gelin burada koordinat al kısmı var. İsterseniz bura pozisyon da alın, alın diyebilirsiniz. Fark etmez. Ben geldim koordinat alıyorum. Örnek veriyorum. 35, 26 yazdınız. Virgül bırakıyorsunuz. Koordinat gördüğünüz gibi 20, 80. Eğer bu 20, 80'in önünde eksi olsaydı eksi yapardınız. Ya da bunun önünde eksi olsaydı eksi yapardınız. Sorun değil ama unutmayın. X yazdıktan sonra bir virgül. Hiçbir şekilde boşluk bırakmadan direkt. Y yazıyorsunuz. Z yok burası esport gibi. Aman dikkat edin. Zaten burada gösteriyor zaten gördüğünüz üzere. X'i Y nasıl yazılacağını gösteriyor size işte burada. Varsayıyorum ben bunu yazdım koordinat burada gördüğünüz üzere. Ama ben bunu kaydetmiyorum. Alıyorum böyle. Kopyan, yani. Ctrl GT yapabilirsiniz. Kopyaladım bunu ben. İsterseniz gire, sıkıntı yok. Şu an ben tabi burada aktif olduğum için burası gösteriyor. Ben burayı aktif edersem deyip gördüğünüz gibi geliyor buraya. Şimdi Pivot'a geliyoruz. Bu arada bunu yapmayacağım çünkü Çar'ın Konat'ı gidebilir yani. Kaç şu an örnek veriyorum. Önceki slotu sıkıntı olmasın diye sadece göstereceğim. Şimdi ben örnek veriyorum. Washington Partisi'nin şu slota gelmesini istiyorum ve burada kasmasını istiyorum. Geliyorum onun parti kısmına. Gördüğünüz üzere tüm çara geldim burada. Şuraya tıklıyorsunuz. Klavyenin solunda CTRL var. Onun üstünde Shift var. Shift'e basılı tutuyorsunuz. Başlata kadar geliyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Hepsini seçiyor gördüğünüz üzere. Şimdi normalde One Shot pardon Panda gördüğünüz üzere Panda oyunu şu deniyor. Eğer Char giriş yapıyor esasındaysa yani oyuna deniyor esasındaysa, örnek veriyorum benim şu an gireceğim burada örnek veriyorum sağ tıkladım buraya Koordinatı değiştir diyorsunuz burada. Tıklıyorsunuz. Ben hemen kopyalamıştım. Bunu yapıyorum. Ok dediğim zaman tüm çarların koordinatları değişecek. Ama bunu yapmadan önce size tavsiyem. Önce botunuzu durdurun şuradan. Hepsini seçtiniz gene. Botunuzu durdurdunuz. Bir 5 saniye beklediniz. Hepsi buraya görecek zaten durum oyunda botta kısmından sadece oyunda kısmına gelecek. Yani bot, botta görünmeyecek. Duracak yani. Buga, bug'a girmesin diye. Ben botu diyelim durdurdum. Sağ tıklıyorum. Dediğim gibi koordinat değiştiriyorum. Koordinatı girdiğim an, ok dediğim an yeni verdiğim koordinatlar tüm çarlara entegre olacak. Yani bunu şimdi yapmayacağım. Çünkü çarlar kasılıyor zaten haliyle. Bu şekilde. Önceki bir saniye Şuna bir butonu başlatayım. Şimdi ben böyle tıkladım diyelim. Buraya geldik. Diyelim ki koordinatını değiştireceksiniz ama ya sizin kendi belirlediğiniz script'i istiyorsunuz. Hani siz önceden bir script çizmişsiniz. Bunlar enter'li olsun. Burada gördüğünüz gibi komutu değiştir kısım var. Buraya tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi hepsi aynı anda yapacak bunu. Varsa yorum şu şu slot mesela diyelim ki benim kasma slotum. Hani orada kasacaklar. Ben buna seçtiğim an hepsini şu koordinat seçecek. Diyelim ki Acaba oldu mu diye merak ederseniz, acaba yaptığım her şeyde mi oldu mu diye merak ederseniz One Shot'a örnek veriyorum. Şu an One yani burada görünür zaten. Şu komut değiştirildi veya komut dosyası değiştirildi diye yazar burada. Merak etmeyin. Hani buradan da kontrol edebilirsiniz her çarların. Şimdi <laughs> bunu gösterdim zaten dediğim gibi. Diyelim yine sağ tıklıyoruz. Diyelim ki komutu değiştirmeyeceğiz. Diyelim ki run geleceğiz. Dikkat edin çünkü tüm çarlar atak değil değil mi Örnek veriyorum burada atakları seçtim ben mesela. Atak, atak, atak ve bu da atak. Atakarı seçtim sadece sağ tıklıyorum. Range radio için range değiştirme kısmı var. Örnek veriyorum buraya Rang'i. Yi. diyelim ki 30 yapmak istiyorsunuz. Yaptığınız zaman hem bakalım. Gördüğünüz gibi menzil 30 olarak değiştirmiştir diyor one shot'a. Ama aslında hepsini yapıyor bunu merak etmeyin. Diyelim ki bu sefer ne yapalım? Ee, klerik yani atak yapmayan çarları rangesini düşürelim diyelim. Bunlar atak yapmayan çarlar. Geliyorum buraya Rang'i'yi. Mesela 7 yapıyorum gibi. Yeni bir şey daha göstereyim. Diyelim ki one shot burada. Tamam mı? One shot burada. Ben bu gerek kalan tüm çaların başlığı yanına gelmesini istiyorum. Reverse ile. Tıklıyorum buraya yine. Seçiyorum. Bu isterseniz şu ikisini çağırın. Yani sek almış bu. Ben hepsini istiyorum mesela. Eğer öne göre seçili istiyorsanız CTRL'e basılı tutun. Seçin böyle çalarını. Şunları mesela sadece gönderelim. One varsayıyorum. İsterseniz de Cetrelle tümünü seçebilirsiniz. İsterseniz de Cetrelle bir kere seçin. Shift'e basın. Buraya kadar gelin. Dikkat edin. Vanshot'ı seçmiyorum çünkü Vanshot'ı yanına çağıracağım çarları. başlığı seçersem olmaz. Şimdi varsıyorum her çarda reverse var. Ya da diyelim ki bunlar hepsi akademi çarları. Reverse'i yanına çekmemiz gerekiyor. Öyle düşünelim. Sağ tıklıyoruz. Burada reverse return kısmı var. Buraya tıkladığınız zaman sizden çar ismini istiyor. Çar ismini. Ama partili olmak şartıyla. Çar partili olacak başa doğru öne bir o ne shot yani ismini yazdığım zaman ben buna ok dediğim zaman bu tüm çarlar reversi çekecek başlıkla yanına gelecek. Bot eğer o an aktifse dediğim gibi kıvırdayabilirler. İstiyorsanız botu durdurup reversi komutunu çalıştırın. Yine de kullanacaktır merak etmeyin. Bir şey daha göstereyim size. Diyelim ki varsıyorum server check olacak misal. hani veya bilgisayarınızı kapatmak istiyorsunuz ya da bilgisayarınızı yer değiştireceksiniz. Diğer odaya geçeceksiniz. Arkadaşının evinde gideceksiniz laptopla. Çarların barları bozulmasın. mesela şu an bunun barı yarımda. Varsıyorum bu çar şu an kasvalında olsaydı bu şekilde oyuna çıkarsaydım bar bu şekilde dururdu. Sıkıntı olur benim için. Ne yapacaksınız? Yine seçeceksiniz. Shift'e basıyorsunuz. En başa geliyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz. Burada ışınlan kısmı var. Siz buradan ışınlan dediğiniz zaman Deneyelim. Önce bak fark edersin şunlar ölüler. Bunlar çekmeyecek. Şunları ben bir şehre götüreyim öncelikle. Bunlar bir şehre gelsin. Şimdi şehre geldiler gördüğünüz gibi. Evet geldi. Şimdi ben tıklıyorum buraya. Watch Bu tıklıyorum. Sağ tıklıyorum. Işınlan diyorum. Hatta şöyle yapalım sizin için. Tüm çalar buradan görelim biz. Hepsi sürekli çekecek. Diğer çalar burada. Sağ tıklıyorum. Işınlan diyorum. Şu az önce nepeciliydi. O anda retun çekmediler. Tekrar dedim. Bu arada başlardan çekiyoruz merak etmeyin. şu an dediğim zaman. Şu an Leno'da galiba retun yok. Ya bu şekilde dediğim gibi retun çektiriyorsunuz. Her şeyi yaptırabilirsiniz. Şu an çalar bakalım gelecek mi buraya. Bu geldi. Gördüğünüz üzere Novo geldi gibi. Şu an Retun üzerine olursa da hepsini dediğim gibi şey çekecek. Bir daha dinleyelim sizin için. Şundan diyelim. Gördüğünüz gibi Onem çekti Retun'u. Bu NPC'yi de çekmedi haliyle. Ama hepsi kasma suratında olsaydı ve üzerine Retun olsaydı direkt hepsi Retun çekecekti. başka ne gösterebilirim? Bu takip başlat takip ediyordur tavsiye etmiyorum bu cmd falan gibisinden yok bunlar bizim işimize yaramıyor yani kale savaşları için falan ya da siz kale savaşına gidecekseniz bunlardan biliyor olmanız lazım yani bilirsiniz yani bunları. Diyelim ki tüm bu botları ben mahsus üstüne gelmesini istiyorum görmek istiyorum. Yani şu an sadece mesela one shot var. Sağ tıklıyorsunuz e dediğim gibi shift'e basıyorsunuz one shot'a Tıkladım ben yine sağ tıklıyorum. Burada göster var. Göster dediğim zaman tüm çarların P botu böyle. Hepsi görünecek böyle. hepsi ana ekrana gelecek. Varsıyorum şu ikisi açık değil mi? Roza ve Varsat'ı ben gizlemek istiyorum. Sağ tıklıyorum. Gizle diyorum. Gördüğünüz gibi gitti. Kimileri buraya sağ tıklayıp göster diyor bu şekilde. Gördüğünüz üzere geldi. Ben genelde sağ tıklamıyorum. İki kere mouse'un soluyla tıkladığım zaman zaten böyle bu şekilde böyle üzere geliyor. Yani Sağ tıklamama gerek yok muyum. aslında iki kere tıklıyorum geliyor, iki kere tıklıyorum gidiyor ama parti halindeyken elbette Bir saniye sınavımı değiştirdik Şu şekilde Tıklayınca bug'a gelebilir siz bu şekilde gösterdiğin bu anda sol iki kere tıklamayın ee... Son olarak <laughs> Umarım video çok uzun olmaz sizin de başınızı ağrıtmam Şimdi Union parti kısmı var Öncelikle şu an parti masarı one shot gördüğünüz gibi. Varsayıyorum bir partim daha var. Ben ikisini aynı anda birleştirmek istiyorum. Hani 8 8 16 şeklinde. Öncelikle parti masterleri kesinlikle şunu almak zorunda. Union ticket. Ben genelde 10 aldırtırım. Al hepsini sonra benim işime yani ihtiyacım yok şu an ama yine de yine. Gördüğünüz gibi aldım. Bunu Bottan da el elbette. Hemen şunu göstereyim. Yani elle almasın. Botla alsın diyorsunuz mesela. Şehir kısmına geliyorsunuz. Onun kısmına tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi şurada 10 tane alıyor. Dikkat GP'ye tıklamayın. GP şudur. Hotan'dan alıyor. Yani Hotan dedim. Töbe. Gül Bankası'ndan NPC'sinde de var bu. Hemen göstereyim size. Gördüğünüz gibi. Tanesi 10K. Burada tanesi 100K dersiniz ki uçar GPS'ini kullanarak alsın diyor. O size kalmış. Ben uğraşmıyorum yani. Bu çok da nadir, çok fazla harcamadığı için her şehirde bir kere 100k belki bak şu an dediğim gibi mesela ben örnek veriyorum. Big 10 kalmış Ben de bunu 100k ile Ben belki de tekrardan şunu yapabilirim. Kapatırım bunu. Almasın bir daha buradan. Şu an bir saniye kadar girecek çar galiba. Aynen kadar girdi. Dediğim gibi araba böyle çakışabiliyor. Aman. Hemen tekrardan gelelim şimdi ben bunu kapatırım istesem artık Google Bankasına alsın diyebilirim buna. Bunu aktif ediyorum artık ünlü ticket ihtiyacı varsa bunun ki var ayarladım gidip Google Bankasına alacak bu şekilde de ben de seçeneğimi değiştirmiş oldum ve diğer parti Master var sayıyorum for you arkadaşımız olsun misal ona da aynı şekilde bir partisi var. En az iki kişi ama. Yani bu bu, bu en az iki kişi haline parti olmak zorunda. Tek kişi ise parti almaz. Unutmayın. Ben de ticket var. Onda da ticket var varsayıyorum. Union parti kısmına geliyorum. Ben bunu tabi buraya ayarlayabiliyorsunuz. işte item şar, eksi şar, yok item gelmesin, eksi gelmesin gibi. Ya da random kısım var. Item kime giderse gitsin şans eseri gibi. Bu tamamıyla sizin normal parti kısmında ayarladığınız ayarlar aslında. Çok basit ayarlar. Ben bunu int dediğim zaman ona istek gidiyor parti kısmı. Kabul ederse union partiye giriyoruz. Fakat biz bunu tabi botlar alemek istiyoruz. Her zaman elle yapmayacağız. Şimdi. Şu for you arkadaşım ismi nedir? For you. Şimdi birlik kısmına geliyoruz. Birlik partisi. Gördüğünüz gibi ben önceden ayarlamışım zaten. Diyelim ki biz for you da ayarlayalım. Biz bunu bırak girdiğimiz zaman onu davet ediyoruz. Eğer partisi varsa ve parti masrafı ise ve ticket varsa şu ticket dediğim gibi ona parti atacağız ve partimiz birleşecek. Partiler yanın olmak zorunda. Uzakta yasa hiçbir anlam olmaz. Bilginiz olsun. Yani çok uzak olmasın yani. eksik gidip gele, gelebilsin yani. Kabul kısmı da örnek veriyorum. Buraya yazdığım zaman. Ben for you'a union de atabilirim. Bana o parti atarsa kabul edebilirim. Fark etmez benim için. Örnek veriyorum yok abicim. Ben davet etmek istemiyorum. Sadece o bana iste, e, ka, e, istek alsın. O asla ben kabul edin diyorsunuz. Sadece kabulü kabul yazarsınız. Tabi aynı şekilde Diyelim bu for bizim çar dedim varsayıyorum. Aynısını bu bu for ya yapmamız lazım. For ya da one ismini yazmamız lazım. Çünkü one party parti Gibi. Ben şu an bunu yazamam çünkü kendi çarımı ekleyebilir miyim? Evet ekleyebilmişim. Tamam. Gördüğünüz üzere varsayıyorum for da bunu yapacaksınız ki one birbirini parti alsın. Bu şekilde. Şuradan dediğim gibi ayarlayabiliyorsunuz. Oto paylaşım her şeyi yapın. Merak etmeyin. Rastgele maske yapmayın. Uğraşmayın öyle. Ama yok ben Union Parti ile arkadaşımı kasıyorum ama ona gold gitmesin mesela diyorsunuz. Oto deneyim paylaşımı gördüğünüz gibi aktif edecek. bu aktif. Burada da bireysel eşya paylaşım. Yani benim partime çıkan itemler bana gelsin. Onun çıktığı partiden ona gelsin diyorsunuz. Gibi buraya alınabilir. Ben normal her şeyi eşit yapıyorum. Zaten çarlar benim zaten. Şu ikisini iki da aktif edeceksiniz. Birlik parti kabul et. Oyuncuların birlik partisine davet et gibi. Bunu aktif edin. Burada olsun olmasın. Bunu ikisini aktif edin ihtiyacınız olan ihtiyacınıza göre burayı da yaparsınız. Aslında bu bu kadar o kadar şey değil yani ee, zor bir şey değil ama ilk kez yapıyorsanız biraz kafanızı karıştırabilir merak etmeyin kimse doğuşunu öğrenmedi yavaş yavaş öğreneceğiz beraber öğreneceğiz ee, videonun yorum kısmına örnek veriyorum başka bir yer vardır varsıyorum mesela akademi varsıyorum oto uzmanlık varsıyorum harita kullanımı misal gibi kendinizin ihtiyacı olduğu ama yapamadığınız veya YouTube videolarına bulamadıklarınızı bana yorum kısmına yazın. Ben en yakın zamanda onları tabi elbette çekeceğim. Hep beraber öğreneceğiz. Bu arada bir şey göstereyim size. Ateş buraya gelmedim. Öne şuraya gidelim ben küçük harita var burada. Ben bu küçük harttan gittiğim zaman bu çar Gördüğünüz gibi gidiyor. Gezebiliyor burada. Var ben buraya geldim. Sağ tıkladım. Boyut geçirdi. Dovan. varsıyorum. Jangan'a gitmesini istiyorum. Çar diyelim ki Cilentnes. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi Pebble böyle bir zeki bir çar. zeki bir çar diyorum. Zeki bir bottur. Şu an aynı anda üst tane çar açık olduğu için internette bir sıkıntı oldu galiba. Bu el kendi gelmezse geldi. Çok çabuk çık orada. evet, gördüğünüz gibi şar burada. Neyse. Biz bunu gene götürelim. getirelim. bu bota bırakalım. Bugünkü videonun başka dediğim gibi ya da videonun başında yazacağım. Union Party nasıl yapılır? Manager'da toplu ayarlar, komutlar vesaire gibi onları gösterdim. IP adresi girmeye gösterdim. Bir sonraki videomuzda ise sizin belirleyeceğiniz başlıklar halinde ne ihtiyacınız varsa onu yapacağım. Ama şu anda mesela benim belirlediğim bir başlık var şimdiden bilginiz olsun. Pbot otomatik görev yaptırma. Yani genelde bu 120 levellik sınırsız görevlerde. Otomatikmen sınırsız i̇şte gidip gelsin görev versin. Sebot bunu yapıyor ama Sebot bildiğiniz üzere kısıtlı bir bot. Millet P-Bot'a geçmek istiyor haliyle. Otomatik görev yapmaya da göstereceğim. Bu videoya gidecektim ama çok o video uzun olacak diye yapmadım. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Ben de şu an birazdan işe gideceğim. Sizin iskenizle e, şimdi arka atamazdım. Bu arada kanala ilgi baya büyük. Çok hızlı bir şekilde gelişiyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çekiliş videomuz kanalımıza var. 2 Kasım'a kadar devam edecek çekilişe katılıp çar gold e spot kazanabilirsiniz. Unutmayın buranı tekrar edeyim. Ayrıca son olarak aslında son iki olarak videoların alt kısmında discord linki var. Genelde ben yayında olmadığım zaman fakat bilgisayar başında olduğum zaman Discord'un sesi akçıktır. Yani bir biri Discord'a geldiği zaman ben o an, o an yayında değilsem onun gelişini duyarım. Direkt Discord'a tıklarım olabildiğince muhabbet, sohbet, yardımlaşma esasında geçecek. Fakat ben bilgisayar başında olmadığım zaman ama bana diyelim ki 7 24 ulaşmak istiyorsunuz. Uyku dışında hani ben uyumadığım sürece telefon el elimde zaten veya cebimde de titrer bir şey olur. Bana ulaşmanız için bizim kanalın Instagram adresini oluşturdum. Bunu da videonun alt kısmında göreceksiniz. Çekilişlerin de tarihini, yayın tarihlerini ve birçok takvimi oradan da takip edebilirsiniz. Yani bugün buradayız, şu gün buradayız, bugün bunu yapacağız, bugün bunu yapalım mı gibi etkinliklerin öncesinde Instagram'dan paylaşım olacak. Bir iki gün sonra YouTube'dan de zaten video şeklinde gelecek. En azından Instagram'dan da bir takipleşiriz, birbirimize, birbirimizi tanırız, yardımcı oluruz. Yayını ne bileyim Discord'u beklemeyin. Yorum kısmına da bir yorum kısmına da yazın. Bazı arkadaşlar da öğrensin şu soruyu nasıl yapılacak gibisinden. Yok abi ben sadece sana özelden yazayım böyle iyi diyorsan Instagram'dan bana DM atabilirsiniz. Bu şekilde tekrar teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, iyi hafta sonları. Selametle görüşmek üzere. Sevgilerle.